Ankara Emniyetindeki kumpas iddiaları sonrası tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Mesajlarını AK Parti grup toplantısından verdi Erdoğan. Kuklacıyı da biliyoruz dedi. Biz buradayız, sapasağlam ayaktayız ifadelerini kullandı. Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz. Vermeyeceğiz. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas iddiaları hakkında neler söyleyeceği merak edilirken mesajlarını üstü kapalı verdi. Gündeme gelen her olayı yakından takip ediyoruz dedi. Kuklayı da, kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Buradayız. Dimdik, sapasağlam ayaktayız. Dağlar burada ve inşallah yarın da burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup kürsüsünden gündemi değerlendirdi. Konuşmasının büyük bölümünü Gazze'de yaşanan katliama ayırdı. Netanyahu yaptıklarının hesabını verecek dedi. Er ya da geç Filistinliler evlerine dönecekler. Siyasetteki yumuşama havasına da değindi. Biz hiçbir zaman kutuplaşmanın, gerilimin, kamplaşmanın tarafı olmadık, olmayacağız. Siyaseti yüksek gerilim hattına hapsetmek isteyenler her zaman olacaktır. Ama olmasını istemiyoruz. Grup toplantısının ardından Erdoğan'a Özgür Özel'le ne zaman bir araya geleceği soruldu. Herhalde yakın bir zamanda iadeyi ziyaretimi yapacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOP Genel Kurulu'na da katıldı. Tasarruf paketine tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır derken CHP'li belediyelerdeki akraba ataması iddialarına tepki gösterdi. Bu skandallara artık bir dur denilmesi gerekiyor. Buralar birileri için arpalık değil, ülkeye ve millete hizmet vasıtalarıdır. Erdoğan yerli otomobil TOGG'un yeni modelini de inceledi.